Doğu Türkistan'da halk arasında tanınan, herkesce sevilen sanatçılardan usta oyuncu Adil Mecit'in geçtiğimiz ay Çin polislerince tutuklanarak 3 yıl hapse mahkum edildiği iddia edilmişti. Türkiye'de yaşayan ailesi her yolu denemesine rağmen Adil Mecit'ten hiçbir haber alamadıklarını ifade etmişti. Ancak Adil Mecit'in ne suçla tutuklandığı, Çin'in resmi Twitter hesaplarından biri olan Çin Gerçekleri adlı hesaptan "Yalan, Adil Mecit'in sebepsiz yere tutuklandığı bilgisi doğru değildir. Adil Mecit, Çinli yetkilileri bilgilendirmeksizin tehlike arz edebilecek dini faaliyetlerde bulunmuştur. Ünlü olması Çin'de dini ilişkilere dair var olan kanunları çiğneyebileceği anlamına gelmez" şeklindeki açıklamalar dikkat çekti. Taşköprü Ülke Ocağı tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda Doğu Türkistan'daki Müslüman Türklerin sahipsiz olmadıklarını göstermek ve bağımsızlık tutkularına ortak olmak amacıyla yürüyüş düzenlendi. Taşköprü Cumhuriyet Meydanı'ndan yoğun bir kalabalığın katılımıyla başlayan yürüyüş Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, ordunun üst düzey komutanlarıyla yaptığı toplantıda Çin ordusunun acil durum duyarlılığını güçlendirmesi ve savaşa hazırlanmak için gereken her şeyi yapması gerektiğini söyledi. Güney Çin Denizi'ndeki toprak anlaşmazlıkları, ABD ile ticaret anlaşmazlıkları ve Tayvan'ın statüsü konusundaki artan gerilimler sebebiyle Çin'in ordusunu güçlendirmek için çalışmalara başladığı dikkat çekti. Kerimov sonrası dini özgürlüklerin her geçen gün rahatlatıldığı Özbekistan'da geçen yıl 13 yeni cami açıldı. Özbekistan Müslümanları Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre 2018 yılında ülkede 13 yeni cami açıldı, 39 cami inşaatı devam ediyor ve yaklaşık 100 cami restore edildi. Avustralya'nın Melbourne kentine göçmen karşıtı aşırı sağcılarla göçmenlere destek veren grupların karşı karşıya geldiği gösteride 5 kişi gözaltına alındı. Victoria polisinin yoğun güvenlik önlemleri altında yapılan gösteride "Mülteciler hoş geldiniz, ırkçılara hayır" şeklinde slogan atıldı.